Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, önce bir hatamızı düzeltelim. Hata değil de eksik nakil. Lahn kelimesini bozuk ifade dedik. Doğru. Ama daha ziyade harekelerde hata diye anlaşılıyor. Onu düzeltmiş olalım yani. Bir de problem olmasın yani. Ama bozuk lafız da yine aynen onu ifade ediyor. Biz bozuk lafız yani lafızdaki bozukluk dedik. O İrab'daki hata vesaire onu esas olarak alıyoruz. Evet, biz yine rivayet-i hadisin sıfatı, yani acaba ravi ezberinden mi, elinde kitaptan mı, başkasının kitabından mı, yoksa birisi kendisine bir miras mı bırakmış bir kitabı, işte bu bahisle ilgili fer'i meseleleri okuyoruz, değil mi? Sekizinci fer'i meseleye geldik, fer'un. وَاِذَا سَقَطَ مِنَ السَّنَدِ اَوِ الْمَتْنِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ Bura önemli. Çok güzel bir mesele. Bunlar var ya, her biri bir mesele. Yani bir hadisin senedinden veya metninden herkesin bildiği bir kısım kopsa, kaybolsa yani düşse. فَلَا بَأْسَ بِالْحَاقِهِ Onu oraya koymakta, tekrar ilhak etmekte, koymakta, ilave etmekte bir zarar yok yani. وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde اِذَنْ دَرَسَ çürüse بَعْدُ الْكِتَابِ Kitabın bir kısmı olur ya. فَلَا بَسَ بِتَجْدِيدِهِ عَلَى السَّوَابِ Yani doğru görüş, yani doğru bir şekilde onu yenilemekte bir beis yok yani. Öyle değil mi? Güzel bir mesele değil mi bu? Yani önümüze gelen bir olay yani. Olur ya, çok iyi biliyorsun ama eksik. Dur, korsun. وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah şöyle buyuruyor. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ Allah ifsad eden kimdir, ıslah eden kimdir çok iyi biliyor. Yani birbirinden ayırıyor. Dolayısıyla bir zararı yok. Evet, bu da sekizinci fer. Dokuzuncu fer'i mesele. Var mı bir soru soran? Kolay değil mi bahis? Ha? Şimdi dokuzuncu fer'i mesele. وَاِذَا رَوَ الْحَد۪يثَ Ravi bir hadisi ziyaret etse, an şeyheyni, iki üstattan, فَاَكْسَرَ iki veya daha fazla üstattan rivayet ediyor. وَبَيْنَ اَلْفَاظِهِمْ تَبَايُنُ Ama bu üstatların lafızları arasında farklılık bulursa, bura önemli. فَاِنْ رَكَّبَ السِّيَاقَ مِنَ الْجَمِيَ Bura önemli, çok önemli. Eğer tamamının söylediklerinden, yani bir cümleyi sevk edebilse, hepsini içine alacak şekilde siyak ve sibak diyorlar ya, geçmişine ve geleceğine devam ederek, yani sözü sevk edebilse, hepsini derleyip de söz söyleyebilecek bir ifade kullanabilse, كَمَا فَعَلَ الزُّهْرِيُّ فِي حَد۪يثِ الْاِفْكِ Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ye olan iftira hadisinde İmam-ı Zühri'nin yaptığı gibi, nasıl bu zat nasıl yapmış, bakalım o bire ne var? Hepsini Bukhari nakletmiş vesaire. Bir arada toplamış yani. Anlatabildim mi? Yani kimden rivayet ettiklerini? Ansaid ibn-i Müseyyib'i bundan rivayet etmiş. Ve Örvete ondan ziyaret etmiş. Ve gayrihima ani Ayşe. Hazreti Ayşe'den rivayet etmişler bunlar. Ama hepsini toplamış. Ve kale İmam-ı Zühri demiş ki, İmam-ı Zühri biliyorsun dev bir allame. Hadiste güneş yani. Ben Hoca Efendi İmam-ı Zühri'ye benzettiğim için kıyamet kopardılar. Beni anlamadılar yani. Bugün işte dediğim noktaya geldi. İmam Zühri belli bir yaşa geldikten sonra o kadar kıymetli bir alim ki her dediği hadis kabul ediliyor. Dolayısıyla o yalancılar, münafıklar bunun çevresini sararak onun adına yalan hadis uydurmaya başlamışlar. Bunun üzerine muhaddisler filan yaştan sonra İmam Zühri'nin rivayet ettiği hadisleri kabul etmiyoruz demişler. Anlatabildim mi? Yani büyüklerin çevresindeki küçükler. Ben de Hoca Efendi için aynısını söyledim. Çevresinde İmam Zühri ile İmam Zühri oldu dedim. Çevresinde çünkü bir kısım insanlar var. Onun adına mektup bile yazdıklarını biliyorum. Ama beni dinlemediler. Beni sanki Hoca Efendi'ye hakaret ediyor diye o zaman zannettiler. Ha, bugün çıktı her şey. Burayı anladınız mı arkadaşlar? İmam Zühri Hazretleri bütün bunlardan rivayet ettikten sonra şöyle demiş. Kullun haddeseni taifetun min el hadis. Yani bütününü, yani bu ifk hadisesini hadisten bir grup
alim yani bir grup sahabe veya diğer tabi bana şey yaptı demiş yani rivayet etti demiş. Fedehale hadisü ba'dihim fi ba'din. O ister Said ibn-i Müseyy, ister Urve, ister diğerlerinin hadisleri birbirine girmiş. Hepsini bir tek şeyde toplamış yani. Bir tek hadiste toplamış. Bu caiz yani. وَسَاقَهُ بِتَمَامِهِ Tamam, tam olarak sevk etmiş hadisi. فَهَذَا سَائِغٌ Bu caizdir. فَاِنَّ الْاَيْمَّةَ Çünkü hadis imamları قَدْ تَلَقَّوْهُ عَنْهُ بِالْكَبُولِ Bunu kabul etmişlerdir. وَخَرَّجُوهُ Tahric etmişler. Tahric etmek yani rivayet etmişler. O rivayetleri kabul ederek rivayet etmişler. فِي كُتُبِهِمِ الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِمَا Sahih hadisleri toplayan kitaplarda ve diğerlerinde. Anlaşıldı mı bu arkadaşlar? Güzel bir konu yani bu. Hepsini bir şeyde topluyoruz. Ama birbirine muhalefet etmemek şartıyla. Elhamdülillah dedin mi? Dedim hocam. Yerhamdülillah diyelim biz de sana. Velir ravi, ravinin hakkıdır. En yübeyyine kulle vahidetin minhu anil uhra. Onlardan her birini diğerinden ayırıp açıklaması da caizdir. Ve yezkure ma fiha min ziyadetin ve noksanin. Hangisinde fazlalık noksan var açıklayabilir. Ve tahdisin ve ihbarin ve inbain. Acaba hadis rivayeti mi, haber vermek mi? Bunlar biliyorsun ayrı ayrı tabirler. Ehbere, enbe. Bütün bunları ayrı ayrı belirtmesinde fayda var. Bizzat mı dinledi, birisi mi nakletti vesaire vesaire. Ve hâzâ bu mimma yu'ni bihi muslimun fi sahihihi. İmam Müslim es-sahihinde buna dikkat ediyor. Ve yubaligu fi aşırı derecede dikkat ediyor. Ve emmel Buhari ise fela yu'arricu galiben ala zalike ve la yeltefitu aleyhi. Pek buna girmiyor. Yu'arric yani buna girişmiyor. Ve la yeltefitu ile pek iltifat etmiyor bu tür şeylere. Ve rubema ta'atahu fi ba'dil ehayyini. Bazı zamanlar yani o meseleye girişmiş. Vallahu alem ve huve nadirun. O da nadirdir diyor. Misal veriyorlar. Aşağıda vermiş. Ama tamamını değil de sayfasını vermiş. Anladınız mı bunu? Geldik 10. fer'a. Yani fer'un. Bakalım. Ve tecucu ziyadetu. Fazla ilave etme caizdir. Fi nesebir ravi. Ravinin nesebini anlatmak için ziyadede bulunulabilir. Bu çok önemli bir hadise. Yani mesela diyelim ki sahabe sadece babasının adını zikrediyor. Sen onun filan kabileden olduğunu söylüyorsun. Bu zararı yok. İza beyyene enne ziyadete min indihi. Ama bu fazlalık kendinden olduğunu açıklamak şartıyla. Öyle şey yok. Kaçamak yok. Ve hâzâ mahkiyyun an Ahmed ibn Hanbel'e. Ahmed ibn Hanbel'den nakledilmekte bu. Ve cumhuril muhaddisine. Muhaddislerin ileri gelenleri, çoğunluğu. Vallahu alem. Evet, 11. fer'a geldik. Fer'un. Ceret adetul muhaddisine. Muhaddislerin adeti cereyan etmiştir. İza kara'u yekulûne. Bir hadisi okuduklarında şeyhlerine şöyle derler. Uhbiruk ehbereke fulanun. Yani filan sana haber verdi. Kale der ki ehberena fulanun. Böyledir. Kale ehberena fulanun. Şeklinde söyler. Yani şeyhi teyit eder onu yani. Ehbereke fulanun. Filan sana haber verdi. O da der ki evet. Ehberena fulanun. Bize filan haber verdi. Ve minhum men yahtifu lafzate kale. Bazıları o aradaki o ikinci kale var ya onu hasfeder. وَهُوَ سَيْهُنْ عِنْدَ الْاَكْتَرِينَ Çoğunluğa göre böyle bunu hasfetmek caizdir. Evet. Gelelim bir diğer meseleye. Evet. 12'ye kadar gelelim. وَمَا كَانَ مِنَ الْاَحَاد۪يثِ بِاِسْنَادٍ وَاحِدٍ Tek isnatlı olan hadisler, tek bir isnadı var. Mesela كَنُسْخَةِ عَبْدِرَزَّاكِ Abdurrezzak'ın bir nüshası varmış. An Ma'mera, an Hammamin, an Ebi Hüreyre'te. Yani buradan tek nüshası var. Ve Muhammed İbni Amrin, anlatabildim mi? An Ebi Süleymete, Selemete,
an Ebi Hüreyre'te ve Amr ibn Şuayb'in an Ebihi an Ceddihi dedesinden ve Behs ibn Hakim an Ebihi an Ceddihi ve nahvi zalike. Bir tek nüshası var hadislerden. Yani o tek isnadın tek nüshası var. Bu saydığı üç tane isnat onlar. Tek nüshası olanlar yani. Üç tane isnat saydı burada. Biri Abdurrezzak, biri Muhammed ibn Amr, biri Amr ibn Şuayb, biri de Behs ibn Hakim. فَلَهُ اِعَادَةُ الْاِسْنَادِ عِنْدَ كُلِّ حَد۪يسٍ O zaman tek isnatsa her hadisinde, her hadis rivayet edişinde bunu tekrar edecek. وَلَهُ اَنْ يَذْكُرَ الْاِسْنَادَ عِنْدَ اَوَّلِ حَد۪يثٍ مِنْهَا Bu tür hadislerin ilk hadisinde isnadı zikreder. ثُمَّ يَقُرْ شَيْلَ دَرْ وَبِالْاِسْنَادِ Aynı isnatla der. Anladınız değil mi? Yani demek ki tek isnatla rivayet edilen hadislerde ki üç tane örnek verdi. Dört tane örnek verdi. Yani isnadın her hadiste tekrarlanmasını istiyor. Çünkü tek isnat. Anlaşıldı değil mi? Başka isnadı yok o hadisin. Veya şöyle der. Birinci hadiste zikreder isnadı. İkinci de aynı isnatla der. وَبِالْاِسْنَادِ اَوْ وَبِهِ Yine aynı isnatla. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ كَذَا وَكَذَا der. ثُمَّ لَهُ sonra اَنْ يَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعَهُ O hadisi nasıl duyduysa öyle rivayet eder. Veya وَلَهُ اَنْ يَذْكُرَ عِنْدَ كُلِّ حَد۪يثِنَ الْاِسْنَادَ Her hadiste o isnadı aynen zikretmesi de caizdir. Olay bu. قُلْتُ ben derim ki وَالْاَمْرُ فِي هَذَا Bu meselede iş قَرِيبٌ سَهْلٌ يَس۪يرٌ Çok kolay arkadaşlar. Akla yakın ve çok kolay. Vallahu alem. Ha ve ama iza kaddeme zikrel metni alel isnadi önce metni zikredip sonra isnadı getirirse anlaşıldı değil mi bu? Kema iza kale şöyle dese kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keza ve keza sümme kale ahberena bihi önce Resulullah böyle buyurdu sonra bize şu haber verdi ve esnede bu isnadını getirse fehel lirravi anhu en yukaddimel isnade evvelen وَيُتْبِعَهُ بِذِكْرِ مَتْنِ الْحَد۪يثِ Böyle bir hadisi duyan ravi, acaba önce isnadı mı zikredecek, sonra hadis metnini mi zikredecek, ne yapacak? فِيهِ خِلَافٌ İhtilaf var. Bence bunlar yani teferruat ihtilafları. Hem de bitmiş zaten. ذَكَرَهُ الْخَط۪يبُ وَابْنُ الصَّلَاحِ Yani İbn-i Salah ve Hatib-i Bağdadi burada ihtilaf var demiş. وَالْاَشْبَهُ عِنْد۪ي جَوَازُ ذَٰلِكَ Yani bana en yakın gelen bunun caiz oluşudur diyor. Yani mümkün yani. Önemli olan isnadı zikretmesi. Vallahu alem. Ve lihada bu sebeple yu'idu, iade ediyor. Muhaddisu zamanina, zamanımızın muhaddisleri. İsnade şeyhi ba'de ferahil haberi. Yani esas hadisin metnini bitirdikten sonra şeyhin isnadını mutlaka iade ediyorlar. Değil mi? لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ Çünkü insanlardan bir kısmı var ki مَنْ يَسْمَعُ مِنْ اَسْنَائِهِ بِفَوْتٍ Biraz eksiğiyle beraber hadisi duyuyor. Fevtin demek biraz yani kaçırıyor hadisi. فَيَتَّصِلُ لَهُ سَمَاءُ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّيْخِ Sonra şeyhinden bu dinleyişi muttasıl hale geliyor senet itibariyle. وَلَهُ رِوَايَتُ عَنْهُ كَمَا يَشَى İstediği gibi Yani sema muttasıl olduktan sonra üstadından rivayet edebilir. Yani min takdimi isnadi eve tehiri. İster önce isnat sonra metin, ister tam tersi caizdir. Vallahu alem. Evet, ne diyorsunuz? Ben karışmıyorum. 3-4 sayfa var. İster bitiririz, ister kalır gelecek şeye, haftaya. Delikanlılar. Kalsın bence. Kalsın. Yeter. Değil mi? Önemli olan öğrenmek. Yani illa bitireceğiz demek şart değil. Hem de bu rivayetül hadisin sıfatını tekrar hatırlamış oluruz. Öyle. Çok güzel okuduk. Elhamdülillah. Ya.